Kadın konusunda az önce de ifade ettim. Devrim niteliğinde düzenlemeler gerçekleştirdik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarayeroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile OPET işbirliğinde hayata geçirilen OPET Kadın Gücü Projesi'nin bir oteldeki protokol imza törenine katıldı. Kadın güçlü olursa Türkiye güçlü olur sözleriyle konuşmasına başlayan Sarayeroğlu, kadınların hayatın her alanda aktif ve etkin olması halinde Türkiye'nin gelişmesinin ve kalkınmasının çok daha güçlü olduğunu söyledi. Bu düzenlemeler sadece yasa maddesi olarak kalmadı. Uygulamaya baktığımız zaman, sayılara baktığımız zaman da çok pozitif etkisi olduğunu görüyoruz. Bugün her hayatın her alanında kadınların hem sesi var, hem kendi var, hem de adı var. Bu bağlamda Türkiye kadın konusunda 16 yıldır güçlü bir başarı hikayesi yazmıştır. Bu başarı hikayesinin en önemli sayfaları da istihdam konusundadır. Sarayeroğlu bu başarı hikayesinin en önemli sayfaları da istihdam konusundadır. Özellikle son 10 yılda Türkiye'de 8 milyon 684 bin kişilik iş gücü artışı yaşamışız dedi. Özellikle son 10 yıl içerisinde Türkiye'de 8 milyon 684 bin kişilik iş gücü artışı yaşamışız. Bunun %48'i yani 4 milyon 178 bini kadınların iş gücüne katılımıyla gerçekleşmiş bir performans. Bunun çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Yine 7 milyon 303 bin istihdam artışı sağlamışız. Bu istihdam artışı ve iş gücü artışıyla da OECD ülkeleri içerisinde, AB ülkeleri içerisinde de lider konuma gelmişiz. 7 milyonluk istihdam artışımızın da 3 milyon 226 binini kadınlar oluşturmuş. Yine İşkur olarak biz çalışma hayatına kadınların daha kolay girmelerini desteklemek amacıyla aktif iş gücü programlarımızı yeni bir vizyonla, yeni bir bakış açısıyla hayata geçiriyoruz, uyguluyoruz. Yaptığımız çalışmalara kadınların ilgisinin her geçen gün artıyor olması bizim için gelecek adına çok umut verici bir gelişme olarak görüyoruz.